Merhabalar. Bu videomuzda aynı ağdaki birbirlerini göremeyen bilgisayarların birbirlerini görebilmelerini nasıl sağlayabileceğimizi öğreneceğiz. Bu ayarları tek tek uygulayıp her ayar değişikliğinden sonra ağdaki bilgisayarları kontrol edin. İş yerinizde, ofisinizde veya evinizde birden fazla bilgisayarınız var ve bilgisayarlar birbirlerini görmüyorsa bu işlemleri uygulayabilirsiniz. Bilgisayarların birbirlerini görmeleri size birçok imkan sağlayacaktır. Dosya paylaşımı, ortak printer kullanımı, uzaktan masa üstüne erişim gibi birçok imkanı size sağlayacaktır. Birinci ve en önemli adım diğer bilgisayarlara ping atın. Bunun için öncelikle başlangıçta sağ tuşa basıp komut istemciyi açın, yönetici modunda. Her iki bilgisayarın IP adreslerini kontrol edin. Bunun için ipconfig yazıp enter tuşuna basın. Bu bilgisayarımızın IP adresi 192.168.1.3. Diğer bilgisayarda da aynı işlemi yapın. Eğer diğer bilgisayarda başlangıç sayıları aynı değilse, demek ki bilgisayarlarınız aynı ağda bulunmuyor. Kabloları kontrol edin. Diğer bilgisayarda 192.168.1 ile başlamalı. Eğer diğer bilgisayarda 192.168.1 ile başlıyorsa, bu bilgisayardan diğer bilgisayara ping atmalıyız. Bunun için ping komutunu kullanıyoruz ve diğer bilgisayarın IP adresini yazıyoruz. Diğer bilgisayarın IP adresi 17. 17'yi deniyorum. Ping atıyor. Request timed out. Zaman aşımına uğradı. Demek ki diğer bilgisayardan cevap alamıyor. 4 paket gönderdi ama received yani alınan 0. Diğer bilgisayara bağlanamıyor. Şimdi diğer adımları inceleyelim. İkinci adım bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin. Bunun için A sağ tıklayın ve özelliklere girin. Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin. Benim bilgisayarımdaki bağlantı Wi-Fi'dan yapılıyor. O yüzden Wi-Fi'nin ayarlarına giriyorum. Özelliklerine giriyorum. Burada her iki bilgisayarda da Microsoft ağları için dosya ve yazıcı paylaşımı, Microsoft ağları için istemci ve internet protokolü açık olmalı. Onları seçip tamam tuşuna bastım. Bu işlemden sonra tekrar bir IP atabiliriz. Ping yazıp diğer bilgisayarın IP numarasını yazıp enter tuşuna basıyorum. Her iki bilgisayarda da bu özellikleri açmama rağmen hala diğer bilgisayara bağlanamıyorum. Üçüncü adım gelişmiş paylaşım ayarlarını değiştirin. Bunun için ağ ve paylaşım merkezine giriyoruz. Gelişmiş paylaşım ayarlarını değiştirin tuşuna basıyorum. Özel, konuk ve tüm ağlarda bazı bölümleri açmanız gerekmektedir. Ağ bulma, ağ bulmayı aç seçili olmalı. Dosya ve yazıcı paylaşımı, dosya ve yazıcı paylaşımını aç özel bölümünde. Konuk bölümünde de aynı şekilde ağ bulmayı aç, dosya ve yazıcı paylaşımını aç. Tüm ağlarda da ortak klasör paylaşımını açabilirsiniz. Dosya paylaşımı bağlantıları, şifreleme kullanma bu önerilen. Parola korumalı paylaşımı kapatabiliriz şimdilik. Bu bilgisayara giriş yapılırken şifre sormadan bağlanacak. Eğer ağda birçok bilgisayar varsa o zaman parola korumayı açmak gerekir. Değişiklikleri kaydet. Bu ayarları her iki bilgisayarda yaptıktan sonra tekrar bir ping atalım. Ping yazıp diğer bilgisayarın IP numarasını yazıp enter tuşuna basın. Bu sefer gönderilen 4, alınan 4. Kaybolan yok. Yani diğer bilgisayara bağlantı sağlandı. Üçüncü aşamada diğer bilgisayara bağlantıyı sağladım. Bunu görebilmek için A tuşuna basıyorum. Ve burada diğer bilgisayarı görüyorum artık. Bu bilgisayar 16, diğer bilgisayar 5C 0. Ona giriyorum ve girdi. Bu kendi bilgisayarım. Bu diğer bilgisayar. Artık girebiliyorum. Eğer hala diğer bilgisayarı göremiyorsanız diğer adımlara devam edin. Dördüncü adım bilgisayarları aynı çalışma grubuna koyun. Bunun için bu bilgisayara sağ tıklayıp özelliklere giriyoruz. Bilgisayar adı bölümünde ayarları değiştir. Çalışma grubu şu an Work Group.
Bu bilgisayarı yeniden adlandırmak ya da çalışma grubunu değiştirmek için değiştire tıklıyoruz. Çalışma grubu. Her iki bilgisayarda da çalışma grubunu bir isimde topluyorum. Ben burada Ayan yazıyorum. Bu işlem bilgisayarın kapatıp açılmasını gerektirir. Ayan çalışma grubuna hoş geldiniz. Ayan çalışma grubuna girdim. Diğer bilgisayarda da aynı işlemi yapıyoruz. Bu işlemden sonra tekrar ping atmayı deneyin. 5. adım Windows Defender güvenlik duvarı. Uygulamaların Windows Defender güvenlik duvarı üzerinden iletişim kurmasına izin verir. Şimdi öncelikle denetim masasını açıyoruz. Daha sonra sistem ve güvenlik, Windows Defender güvenlik duvarı, bir uygulamaya izin ver bölümüne giriyoruz. Ve burada dosya ve yazıcı paylaşımını aktif hale geçiriyoruz. 6. adım, hala bilgisayarlar birbirlerini görmüyorlarsa, az bir ihtimal de olsa bilgisayar tarayıcısı hizmetini kontrol edin. Bunun için hizmetlere girip bilgisayar tarayıcısı hizmetini kontrol edin. Bilgisayar tarayıcısı hizmeti manuel ve tetikleyici başlatma olmalı. 7. adım, sabit IP yazıp tekrar otomatik IP'ye geçin. Bunun için ağ özelliklerine girip bağdaştırıcı ayarlarını açıp özelliklere girip internet protokolü IP bölümüne girip biraz öncekine benzer IP numaralarını kendiniz yazıyorsunuz. 192 168 1 mesela 10. Alt A maskesi 255 255 255 0. Varsayılan A geçidi 192 168 1 ve 1'di. Bu ayarları girdikten sonra tekrar internet protokol sürümünü açın ve otomatik IP'yi seçin. Sabit IP'yi geçip tekrar otomatik ayarlara geri dönmek IP ayarlarını yenileyecektir. Ve böylece herhangi bir problemli ayar varsa alt A maskesi gibi düzenlenmiş olacaktır. 8. adım, router'ınızın Isolation is enabled ayarı aktif durumda olabilir. Bunun için router ayarlarına girmeniz gerekir. Genellikle router'ınızın arkasında router'ın ayarlarına nasıl gireceğiniz yazılıdır. Kullanıcı adı ve şifreyi girip router'ınızın ayarına girin. Benim router Asus Wireless Router. Wireless ayarlarına giriyorum. Ve burada benim, sizde farklı olabilir, Professional ayarlarına giriyorum. Burada Set AP Access Point Isolated. Eğer yes durumdaysa bunu no'ya geçirmeniz gerekir. Eğer yes olursa A'daki bilgisayarların birbirlerini görmesi engellenmiş olur. Bu ayardan sonra da hala diğer bilgisayara ulaşamıyorsanız hangi problemle karşılaştığınızı yorumlar kısmında yazabilirsiniz. İşte bu kadar. Merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz ve hazırlamasını istediğiniz konuları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.